2. Sizin meditasyonunuz kendi hayatınız. Meditasyon daha yüksek bir bilince erişmemizi sağlıyor. Buna pek çok isim verilebilir. Saf bilinç, kozmik bilinç ya da aydınlanma. Meditasyon binlerce yıl öncesine dayanarak mistik bir şöhret edindi. Zira daha yüksek bir bilince geçiş günlük zihinlerimize kapalı gibi görünüyor. Bu kitapta radikal bir düşünce öneriyorum. Meditasyon başka bir dünyadan çıkma değil. Bir hayli de doğal. Hatta hepimiz doğduğumuz günden beri bunu yapıyoruz. Hepimiz öyle ya da böyle bir zaman meditasyon hocaları tarafından öğretilen tekniklerin bir seviyesini deneyimlemiş bulunuyoruz. Bu doğru olmalı. Çünkü meditasyon zihnin zaten yaptığı bir şeyi yansıtıyor olmasaydı öğretilemezdi de. Hatta var bile olamazdı. Yüksek matematik mistik değil. Çünkü herkes sayıları kullanır. Gurme mutfak erişilmez bir şey değil. Çünkü herkes bir yumurta haşlayabilir. Eğer bir şeyin özünü anlayabilirseniz, başka her şey daha karmaşık olacaktır. Matematik ya da aşçılığın özü, sanat mertebesine yükselebildikleri için değişmiyor. Aynı şey bilinç için de geçerli. Sizler ve ben, ömrümüz boyunca meditasyon moduna girip çıktık. Genel anlamıyla meditasyon modu, içimize baktığımız herhangi bir zihinsel haldir. Ve yüzyıllar içerisinde bu zihinsel haller bazı isimler kazanmıştır. Farkındalık, kendini sorgulama, düşünce, derin düşünce, odaklanma, dua, sessiz zihin, kontrollü nefes, mutluluk. Nasıl ki yüksek matematik ve gurme mutfağı sanattır, bu egzersizler de meditasyon sanatının bir parçasıdır. Ama özünde meditasyon modu herkesin içinde vardır ve çok gerekli olan temel bir amaca hizmet eder. Zihniniz dengede kalabilmek için meditasyon moduna geçer. Bütün meditasyon formları bu ihtiyaçtan kaynaklanır. Bu yüzden de anlamaya çalışmamız gerekir. Ne kadar iyi anlarsak tam meditasyon o kadar işe yarayacaktır. Dengede kalmak. Denge fazla kullanılmaktan yorulmuş bir kelime. Dengeli beslenme hakkında duyduğumuz her şeyin yanı sıra vitaminlerden kahvaltılık ürünlere, saç ürünlerinden ayakkabılara her türlü ürün satış kampanyalarında dengeyi kullanır. Ama bir fizyolog için denge hayatın kendisi için gereklidir. Eğer kar küreyerek ya da parkta spor yaparak vücudunuzun dengesini bozarsanız, o aktiviteyi bitirdiğiniz anda kalp atışlarınız ve tansiyonunuz, kaslarınızdaki oksijen seviyesi, sindirim ve bağışıklık sistemleriniz homeostaza, yani vücudunuzun dinlenirken olduğu dengeye geri döner. Her bedensel fonksiyon normal haline nasıl döneceğini bilir. Tekrar birleşme ve dengeyi bulma kapasitesi içimizde hali hazırda vardır. Bill Bryson 2019 yılında çıkan hem çok eğlenceli hem de bilgiyle dolu kitabı Beden'de homeostazın ne kadar gizemli olduğunu anlatır. Hatta bütün kitap gelişmiş tıbbi araştırmalara rağmen insan bedeniyle ilgili hemen hemen her şeyin hala bilinmediği üzerine kurulmuştur. Örneğin kimse neden hıçkırdığımızı ya da uyuduğumuzu bilmez. Ya da neden kendi C vitaminini üretmeyen tek memeli olduğumuzu. Ya da neden bu kadar çok alerjimizin olduğunu, neden yemek yerken boğazımıza bir şey takıldığında ölme riski taşıdığımızı. Biricikliğimizin bazı tuhaf götürüleri de var. İnsanoğlu Alplerden tropiklere her tür iklimde yaşıyor. Ama iç ısımızın skalası çok dar. Beden ısınız birkaç derece artsa ateşten yanıyorsunuz. Birkaç derece düşse üşüyorsunuz. Ve hipotermiye giriyorsunuz. Vücudumuz yaklaşık olarak 36 derecede kalabilmek konusunda olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Bryson bunu dikkate değer bir deneyle anlatıyor. Bir adam koşu bandında kontrol altında tutularak maraton koşuyor. Odadaki ısı iyice düşene, donma ısısının altına gelene kadar düşürülüyor. Sonra ısıtılıyor.
en sıcak çöl ısısından bile yükseğe getiriliyor. Ama her iki durumda da adamın vücut ısısı 1 dereceden fazla oynamıyor. Bedeni ısıtan ve soğutan iki durumun, yani terleme ve titremenin çok temel bir işlev olduğunu bilmek durumu daha az şaşırtıcı yapmıyor. Benzer bir şey zihinde de gerçekleşiyor ama görünmez olarak. Zihinsel denge için bir dinlenme yeri var ve dengemizi kaybettiğimiz zaman zihnimiz nasıl başa döneceğini biliyor. Meditasyon moduna geçiyoruz. Bu durum ilk bakışta meditasyonla ilgisi olduğu anlaşılmayan farklı yöntemlerle doğrulanmış bulunuyor. Çok önemli bir örnek duygularımız. Bedende olduğu gibi herkesin içinde ruh durumunun da belli bir stabil noktası var. Duygusal bir olay yaşandıktan sonra olay üzücü de sevindirici de olsa başa dönmek, yani rahatlama hissine dönmek. Bir kişinin duygusal normali bir başkasınınkinden çok farklı olabilir. Bu yüzden doğal olarak neşeli ya da mahzun insanlar görüyoruz. Bu farklılık için hiçbir bilimsel açıklama yok. En rahatsız edici olaylar bile bir engel olmayabiliyor. 6 ay içerisinde bir olayın hatırası kalıyor ama onun yarattığı yıkıcı ruh hali geçiyor. Kederli aşk şarkıları kalbin sonsuza kadar kırık kalması konusunu abartıyorlar. Bütün zamanların en sevilen şarkılarından biri Willie Nelson'ın Crazy parçasının Patsy Cline versiyonudur. Sözleri şöyle başlar. Ben deliyim. Kendimi böyle yalnız hissettiğim için deliyim. Ama 6 ay bekleyin ve görün. Pek çok insan deliliği aşacaktır. Eğer duygular normaline dönebiliyorsa zihin de bunu yapabiliyor mu? Rastgele ya da vahşi düşüncelerimiz, zihnin kendini dengeleyebildiği kavramı yeni bir kavram. Bazen zihnimizin içinde dolaşıp duran fikirler bizi tamamen avucunun içine alabilir. Farkındalığın sürekli arka planda olduğunu anlayabilmek için düşünmeye nadiren ara veriyoruz. Bu arka plan pasif değil, bizi dengeye geri götürüyor. Tıpkı homeostazın bedeni geri taşıması gibi. Bir bütünlük olduğu için fiziksel ve zihinsel denge arasında bir farklılık olduğunu düşünmek yapay bir yaklaşım. Ateşli bir tartışma, ani bir kavga ya da endişeli bir durumdan sonra sakinleştiğinizde hücreleriniz de duygusal durumunuzun onlar için yarattığı dengesizlikten sıyrılıyorlar. Bütün bu söylediklerim şu fikrin altını çiziyor. Zihnin bir dengeleme mekanizması olsaydı meditasyon bir işe yaramıyor olurdu. Meditasyon arka planda saklanmış olan bilinci ortaya çıkartıyor. Meditasyon çok eskiden doğuda yaşamış spiritüel insanlar tarafından keşfedilmiş bir şey değil. Meditasyon zihnin zaten doğal olarak yapmakta olduğu şeyi derinleştirip genişletiyor. Uzun sıcak bir masaj beden homeostaz durumuna geri döndüğünde rahatlama modunu derinleştiriyor. Kendi başına bile zihnin kendini yeniden dengeye sokma hareketi şaşırtıcı derecede etkili. 30 saniye boyunca odadaki parlak bir ışığa ya da bilgisayar ekranınıza bakın ve gözlerinizi kapatın. Retinal bir parlaklık yaşayacaksınız. Fakat sonra geçmeye başlayacak. Bu parlaklığın tamamen yok olması bazen birkaç dakikadan fazla sürebilir. Ancak zihin fikirlerin görsellerini tutamaz. Çünkü bunlar sonraki düşünceleri engeller. Bir hafta, hatta bir gün boyunca zihninizden geçen binlerce düşünceyi hayal edin ve her birini nasıl bir anlık fotoğraf gibi algılamaya hazır olduğunuzu fark edin. Bütün bir operasyon gerçekten de ışık hızında yaşanır. Yani beyninizin elektrik sinyallerinin hızı. Tam meditasyon, 4. ders, sıfır noktası. Bir fikir geldiği anda zihniniz yeniden başlatma tuşuna basıyor. Bu farkındalığın sıfır noktası gibi bir şey. Zihin neredeyse yeni bir fikrin gelebilmesi için kendini siler. Ama bilgisayardaki silme tuşundan farklı olarak zihnin sıfır noktası canlı, dinamik ve daha sonra gelecek her şeye hazırdır. İdeal olarak sıfır noktası canlı ve alarmdadır. Taze, canlı, iyimser ve bir sonraki deneyime hazır olduğunuz zaman
bu ideal hali yaşarsınız. Ancak zihnin sıfır noktasının tamamen rahatladığı anların olmadığı da vardır. Bunun yerine yorgun, donuk, rutin, düşüncelere dalmış ve değişime direnç gösteren bir durumda da olabilir. Günlük olarak kendimizi sıfır noktasının bize sunabileceği en iyi ile en kötü arasında bir yerde buluruz genellikle. Zihinsel olarak kötü ya da yorgun değilizdir ama açık, meraklı ve taze de olmayabiliriz. Ne dediğimi gösterebilmek için sıfır noktasının idealden daha kötü durumda olduğunu anlamamıza yarayacak birkaç yol göstereceğim. Etrafınızda rahatsız edici sesler yaratın. Sevmediğiniz bir şarkının sesini çok yükseltebilir ya da cızırdayan bir televizyon kanalını açabilirsiniz. Sonra gözlerinizi kapatıp zihninizi boşaltın. İçinizde sessiz kalmanın ne kadar zor olduğunu fark edin. Sıfır noktasına ulaşmak zor olacaktır ve ulaştığınızda bile hala rahatsız hissediyor olacaksınız. Şimdi de sessiz, size huzur verebilecek bir yer bulun. Gözlerinizi kapatın. Birkaç derin nefes alın ve zihninizi susturun. Sıfır noktasına ne kadar zamanda ulaşabildiğinize dikkat edin. Düşünceler gelip gitse de dikkatiniz dağıldığı ya da rahatsız olduğunuz için engellenemezler. Farklı durumlarda sıfır noktasını nasıl hissettirdiğini deneyimleyin. Postanede kuyruktayken, doktorunuzu beklerken, ertelenen bir uçuşu beklerken, sıkıcı bulduğunuz bir insanı dinlerken, iş yerinde istemediğiniz bir toplantıya katılırken. Sıfır noktasının ne kadar kolay kaçırıldığına dikkat edin. Bu zihnin doğasından gelen duyarlılığı yüzündendir. Zihniniz dikkat kesilmeye, her durumda pek çok bilgi toplamaya ayarlanmıştır. Bu duyarlılık çok önemli bir değerdir. Ama aynı zamanda bilgilerin birikmesi, zihnin tazelenmiş ve net olarak sıfır noktasına dönüşünü zorlaştırır. Zihniniz düşünme yetinizi taze, yaklaşımınızı açık, modunuzu pozitif tutabilmek için dakikada pek çok kez kendini yeniden başlatmak ister. Doğanın tasarladığı hali budur ama modern hayat daima doğaya karşı çalışır. Zihnimizi susturmak zorlaştı. Sayısız uyaran var ve farklı yönergelerle domine edilen toplumumuzda suskun bir zihne nadir rastlıyoruz. Tuhaf bir şekilde pek çok insan kalabalık restoranlarda yemek yemek ister. Çünkü sürekli stimüle olmak ister. Zihin sürekli stimülasyona direnir ve bizi bitmiş bir plağın üzerinde duran iğnenin sesi gibi rahatsız eder. Bazen çok fazla şeyin aynı anda olduğu bir anda kopmamızın sebebi de budur. Kendi içimizde yaşadığımız stresli durumlar ya da dış kaynaklı stresli durumlar hariç, düşünceleriniz siz bir şey yapmadan da sıfır noktasına dönecektir. Meditasyon moduna geçmek. Meditasyon geleneği sıfır noktasından günlük düşüncelerin ötesindeki bir gerçekliğe geçmek için ortaya çıkmıştır. Bu yüzden de sessiz bir zihin amaç değildir. Sadece başlangıç noktasıdır. Sessizlikte bilinçteki her gelişim ortaya çıkar. Bütün önemli meditasyon teknikleri aslında zihninizin doğal yöntemlerle sıfır noktasını bulma şekline tekabül eder. Aslında sizi dengenin dışına atmış olan bu tür dengesizlikten kurtulmanız anlamına gelir. Tam meditasyonda bütün dengesizlere müdahale edebilmek için zihnin sadece bir değil, bütün doğal yöntemlerinden faydalanıyoruz. Böylelikle zihnin doğal meditasyon modunun aslında ne kadar tam olduğunu ve bizim de ne kadar sık o moda girdiğimizi anlıyoruz. Farkındalık, zihninizin dikkat dağıtıcı etmenlerden kurtulmasını sağlar. Sizi ana geri getirir. Şu an vücudunuzdaki bütün hücrelerin doğal olarak yaşadıkları yerdir. Aynı zamanda izin verirseniz zihnin yaşamak istediği yerdir. Örnekler. Araba kullanırken cep telefonunuz çalıyor. Eğer farkındalığınız varsa cevap vermezsiniz. Dikkatinizi o anda orada tutarsınız. Doktordasınız, potansiyel bir hastalıkla ilgili endişelisiniz. Doktor sizinle konuyu konuşurken zihninizi hala endişelerin meşgul ettiğini fark ediyorsunuz. Eğer farkındalığınız olsa doktorun söylediğine odaklanır ve ilişkili soruları sorarsınız.
İçine dönme, zihnin alışkanlıklardan kurtulmasının bir yoludur. Kendinize bunu neden yapıyorum diye sorarak bilinçli bir şekilde daha önce alışkanlıklarınız, rutinler, takıntılı davranışlar, refleksleriniz ve inatçı fikirleriniz tarafından yönetileceğiniz bir duruma dikkatinizi vermiş oluyorsunuz. İçine dönme, tekrarlanan davranışları fark ettiğinizde ve bununla ilgili kendinizi sorguladığınızda meydana gelir. Örnekler: eşinizden sürekli size ev işlerinde yardım etmesini istiyorsunuz. Ama sürekli ya görmezden geliniyorsunuz ya da özür dilerim, unutmuşum gibi baştan savma bir mazeretle karşılaşıyorsunuz. İçinize dönerek neden kendinizi bir çocukla konuşan bir yetişkin yerine koyduğunuzu düşünüyorsunuz. Bir restoranda çok yemiş olmanıza ya da rejimde olmanıza rağmen tatlı siparişi vermek istiyorsunuz. İçinize dönüp baktığınızda durup kendinize bunun gerçekten sizin için iyi olup olmadığını soruyorsunuz. Olmadığını biliyorsunuz. O halde neden bu davranışı tekrarlıyorsunuz? Düşünme, zihninizin düşünce eksikliğinden kurtulma şekli. Davranışınıza bakıyor ve sizi neden rahatsız ettiğini ya da size kötü geldiğini anlıyor ve gerçekten ne olduğunu anlıyorsunuz. Zihin kendine baktığında doğal olarak düşüncelidir. Örnekler: İş yerinde hoşlanmadığınız biri var. Sabrınız taşmak üzere. Ama diğer iş arkadaşlarınız sizinle aynı sorunu yaşamıyorlar gibi görünüyor. Dolayısıyla bu insanın sizin üzerinizde yarattığı gerginliğe odaklanmak yerine acaba siz mi onları geriyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Kendinizi çocuğuyla ilgili ama ihtiyatlı bir ebeveyn olarak görüyorsunuz. Son zamanlarda ergenlikteki kızınız sizden biraz uzaklaştı ve neler yaptığını paylaşmıyor. Onu sık boğaz mı ediyorsunuz, yoksa doğru sınırları bulmak için mücadele eden normal bir ergen kız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Derin düşünce, zihninizin kafa karışıklığından kurtulma yöntemidir. Her birinin eksileri ve artıları olan birden fazla seçenekle karşılaştığımızda, zihniniz belli bir seviyedeki netliğe kavuşana kadar düşünerek konuları çözersiniz. Zihin netliği karışıklığa tercih eder. Örnekler: İbadet etmeyi aksatıyorsunuz ya da tamamen bıraktınız. Şimdi oğlunuz dindar biriyle evleniyor ve gelininiz size inancınız hakkında sürekli baskı yapıyor. Aile içinde sorun yaratmak istemiyorsunuz ama bir yandan inançlı da sayılmazsınız. İnançlarınızı büyük bir dalgalanma yaratmadan nasıl anlatacağınızı derinlemesine düşünüyorsunuz. Yeni bir patronunuz var ve o geldiğinden beri iş teslim günleriniz sıkıştı. Üzerinizde çok daha baskı var ve davranışları hoş değil. Orada kalıp sorunları çözecek misiniz yoksa gidecek misiniz? Derinlemesine düşünüp seçenekleri tartarsınız. Konsantrasyon zihninizin anlamsızlıktan kurtulma yoludur. Özensiz bir iş yapmak, gereksiz fikirlere sahip olmak ya da başka insanlarla onlara aldırış etmeden yüzeysel bir ilişki kurmak anlamsız. Bu tip davranışlar pek çok şeyin zaten anlamsız olduğunun ve uğraşmanın gereğinin olmadığının düşünülmesinin dışa vurumu. Beyin odaklanarak bir şeyin bir anlamı olana kadar derinine iniyor. Bu da zihnin hayatı anlamlı bulma ihtiyacını karşılıyor. Örnekler: Eski arkadaşlarınızdan biri rutine bindi ve sıradanlaştı. Arkadaşınız artık size sıkıcı geliyor. Arkadaşlığınızı bitirmek yerine ilişkinizi tekrar zevkli bir hale getirmek için yapabileceklerinize odaklanıyorsunuz. İşinizde artık çok iyisiniz. O kadar ki artık sizi zorlamıyor. İşinizin artık sizi tatmin etmeme riski var. Yeni bir işe geçmek gibi zor bir kararı vermeden önce şimdiki işinizin nasıl daha anlamlı ve sizi doyurucu hale getirebileceğinize odaklanırsınız. Dua etmek, zihninizin çaresiz hissetmekle başa çıkma şeklidir. Daha yüce bir varlıkla iletişim kurarak bir tür bağ kurma ihtiyacınızı kabulleniyorsunuz. Kendimizi sık sık yalnız, dışlanmış, ufak ve kaybolmuş hissedebiliriz.
Bunlar çaresizliğin hissettirdikleridir. Ve yüzyıllardır insanlar Tanrı'ya yakarmışlar ya da Tanrı'dan kendilerine daha güçlü bir varlığı göndermelerini istemişlerdir. Zihin doğal olarak güçsüz hissetmekten kurtulmak ister. Örnekler: bir kayıp yaşadınız, kendinizi kaybolmuş ve depresif hissediyorsunuz. Bu acıdan kurtulmak için dua ederek sizi seven Tanrı'dan acınızı hafifletmesini istiyorsunuz. Dünyada olan bir doğal afete ve insanlara getirdiği yıkıma şahit oluyorsunuz. Bağış yapmak size yeterli gelmiyor ve daha iyi bir yol bulmak için dua ediyorsunuz. Sessiz zihin, zihninizin aşırı çalışma ile başa çıkma şeklidir. Zihin sürekli günlük hayat, onun zorlukları ile uğraşır. Ama zihinsel aktivite yük olmaya başladığında aşırı yorgunluk, kaygı ve zihinsel ajitasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalınır. Zihin bir şey yapılması gerekmediği zamanlarda doğal olarak sessiz kalmak ister. Var olmaktan duyulan basit mutluluk ve cevap verilmesi gereken bir sonraki duruma hazırlık için huzur ve sessizlik gereklidir. Örnekler: İş yerinde birine sorumsuz davrandığı için çıkıştınız. O da siz de bu duruma üzüldünüz. Özür dilemeden önce düşüncelerinizi toparlamak için sessiz bir yer bulup zihninizi dinlendirirsiniz. Aileniz çok fazla yük taşımanıza alışmış ve siz de bunu yapabiliyor olmaktan dolayı gurur duyuyorsunuz. Yaptığınız her şeyi sevgi uğruna yapıyorsunuz. Ama gitgide artan bir yorgunluğu bir zamandır saklıyorsunuz. Diğerlerinin nasıl üstlerine düşeni yapabileceklerini konuşmadan önce rahatlayıp bir süreliğine sessiz kalmalı ve konuyu herhangi bir huzursuzluk hissetmeden konuşabilmeye hazırlanmalısınız. Kontrollü nefes alma, zihninizin stresle başa çıkma yoludur. Stres, dengesiz bir zihin ve baskı altındaki bedeni tanımlayan bir battaniye kelimedir. Stres anında nefes hızlanır ve düzensizleşir. Birkaç derin nefes alarak ya da uyuyarak zihniniz ve bedeniniz dengesini yeniden bulur. Örnekler: bütün örnekler aynı yere çıkıyor. Stresli olduğunuz zamanlarda nasıl nefes alıp verdiğinize dikkat edin. Birkaç dakika düzenli derin nefes almak, baskıya karşı rahatlama hissi yaratır. Zihninizi temizler ve bedeninizdeki gerilimi alır. Neşe, zihnin acıdan kurtulmasının yoludur. Bizler ne kadar bazı acı çekme şekillerinin bizim için iyi olduğunu düşünsek de, zihin doğalında iyi hissetmeyi acı çekmeye tercih eder. Neşe, sevinç ya da coşku, mükemmel mutluluğun bir şeklidir. Beklenmeden gelir ama hepimiz muhakkak deneyimlemişizdir. Ve zihin mümkün olduğu kadar uzun süre orada kalmak ister. Neşe doğal bir haldir. Acı çekmek de doğal olmayan bir bozukluk. Bir tür zihnin iyi titreşimlerini yok eden, süre gelen kötü titreşimlerdir. Örnekler: neşe kelimelerle ifade edilemeyen mutluluk halidir. Bu yüzden genellikle tanımlanabilen mutlu hissetmekten farklıdır. Aralarındaki farkı anlayabilmek için nedenini bilmeden aniden neşelendiğiniz bir anı hatırlayın. Bu his ne kadar anlaşılmaz olursa o neşeye o kadar yakınsınız demektir. Eğer o kadar coşkulu olduğunuz bir anı hatırlayamıyorsanız hayranlık gibi duyguları deneyin. Doğa karşısında hayranlık duyduğunuz bir anı hayal edin. Neşe o duyguya çok yakındır. Tam meditasyon, 5. ders, merkezini bulmak. Zihniniz kendiliğinden nasıl meditasyon yapılacağını bilir. Yapmanız gereken tek şey farkına varmak ve bundan faydalanmak. Hangi meditasyon yöntemini uyguluyor olursanız olun, meditasyon her zaman merkezde tutmayı içerir. Merkezde olmak demek, bedeninizin içinde rahatça dinlenebilmek, herhangi bir istek ya da beklenti olmadan kendinizi kendiniz gibi hissetmektir. Bu tam meditasyon ile erişilebilecek her şeyin başlangıç noktasıdır. Diğer taraftan, eğer merkezinizi bulamazsanız meditasyon işe yaramayacaktır.
Dikkat dağınıklığı meditasyonun düşmanıdır. Bizi en önemli şeyden sürekli alıkoyar. Merkezini bulmanın meditasyon dışında kendiliğinden geliştiğini anlamanın yardımı olacaktır. Ciddi ya da samimi olduğunuzda kendinizi merkezde hissedersiniz. Gerçekleri söylemek ancak merkezde olduğumuz zaman gerçekleşebilir. Kalpten gelen bir duygunun ifade edilmesi de aynı şekilde merkezinizde olduğunuz zaman yapabileceğiniz bir şeydir. İşte istediğiniz zamanlarda merkezinizi bulmanın yolu. Sessiz bir yer bulun, gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi göğsünüzün ortasına, kalbinizin olduğu yere kaydırın. Normal bir şekilde nefes alıp verin ve hiçbir şey yapmayın. Merkezde ve sakin olduğunuzu anlayacaksınız. Hiçbir şey yapmamaya devam edin. Dikkatiniz birazdan yine dağılacak. Bunu fark edin ve dikkatinizi yine merkezde toplayın. Bu egzersizi istediğiniz sıklıkta yapın. Amacınız en basit haliyle merkezde olduğunuzu hissetmek olmalı. Bu his saf farkındalığa, dengeli bir bilince geçiş noktası. Öğrendiğinizi kullanmak için gününüze devam edin ve aşağıdakilerden birini fark ettiğinizde durun. Yorgunluk, dikkat dağınıklığı, düşüncelerinizin karışması ya da birbirini kovalayan düşünceler, bir karar almakta kararsızlık, baskı altında hissetmek, zaman, para ve sağlık hakkında endişelenmek, irrite hali ya da sabırsızlık, öfke, sıkılmak. Bu çok sık görülen tepkiler başladığında bunlarla savaşmayın. Bunun yerine merkezinizi bulmak için gözlerinizi kapatarak sessiz bir an yaratın. Farkındalığın sizi dengenize, sakinliğe kavuşturmasına izin verin. Dışarıda olup bitenlere tepki vermeyin. Hiçbir şeyi zorlamayın. Eğer dikkatiniz dağılıyorsa onu tekrar göğsünüzün merkezine getirin. Bilinç, ya hep ya da hep. Hayatta bazı şeyler ya hep ya hiç kararları verilen durumlardır. Hamile olmak gibi, ama çoğu öyle değildir. Ortalarda yeteri kadar iyi olan bir yerde de yaşayabilirsiniz. Sadece bilinç ya hep ya heptir. Bu cümleyi açıklamam gerekecek. Bir şey tam olduğunda bölünemez. Sadece bütün vardır. Bilinç her zaman istisnasız hayatın her bir anında vardır. Ama özgür iradeniz olduğu için bilinci bir kenara bırakırız. Ki bu hepimizin bizim için iyi olan bir şeyi görmezden gelip bizim için kötü olan şeyi yaptığımız zaman olan bir şeydir. Alışkanlıklar bilinci iter. Kurallar bilinci iter. Hayatı mekanik yapan herhangi bir şey bilinci iter. Ama buna rağmen bilinç bundan etkilenmez. Uyanışın yaşandığı bir hayat tamamen bilinçlidir. Bu da en doğal yaşam şeklidir. Ancak insanların bu kavramı kabul etmesi çok zordur. Örneğin kurallarla yaşamayı severler ve kurallar çok sert olduğunda insanların kendisini daha üstün hissetmesi daha kolaydır. Çünkü sıradan insanlar bu kadar çok kurala kendilerini adapte edemezler. Tam meditasyon, uyanış yaşanmış bir hayata giden yoldur. Ama önce o hayatı istemeniz gerekir. Her an, her durumda uyanık olmak kulağa tuhaf gelebilir ve illaki iyi olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Ya her an kilonuzun ya da eşinizin beğenmediğiniz yanlarının ya da herhangi bir konuda o konunun uzmanıyla karşılaştırıldığında ne kadar az şey bildiğinizin farkında olsaydınız? Uyanış yaşamak öyle bir şey değil. Tam farkındalığın en iyi yaşam şekli olduğunu ne kadar tekrarlasam azdır. Çünkü bilinç zaten tamdır. Beden her zamanki gibi gerçeklik için mükemmel bir kriter. Bedeniniz homeostaz aracılığıyla sadece kendini dengelemekle kalmıyor, aynı zamanda kendini tedavi ediyor ve bunu sürekli yapıyor. Sadece kendinize hasta hissettiğinizde ya da yaralandığınızda değil, günde binlerce kez kanserli olanlar da dahil bütün irregüler hücreler yok ediliyor. Ve fonksiyonel hayatlarının sonuna geldiklerinde hücreler gönüllü olarak ölüyorlar. Beden sürekli uyanık ve bu da
sürekli bir farkındalığın olduğunu gösteriyor. Diğer başka pek çok işlemde olduğu gibi tedavi inanılmaz karmaşıktır ve bunu anlatmaya çalışmak için kitap da yazsanız bitiremezsiniz. Bizim amacımız için bilincin bedenimizin hücresel anlamda dahil yaptıklarının arkasında olduğunu anlamamız önemli. Bir hücrenin aklı ona ne yapması gerektiğini söyler. Atomları ve molekülleri herhangi bir bilinç sahibi olmadan yıldızlar arası toz gibi rastgele hareket eder. Tüm bedenin durumunu anlatacak şekilde bağışıklık sistemiyle ilgili bir örnek verirsem sanırım daha iyi anlarsınız. Adı fagosit olan kanınızdaki bir beyaz kan hücresi vücudu istila eden mikroorganizmaları yutmaktadır. Limfosit olarak bilinen bir başka beyaz kan hücresi ise geçmişten gelen bir mikroorganizmayı tanır ve hatırlar. Sadece sizin geçmişinizden değil, binlerce yıl, hatta milyonlarca yıl ötesinden. Beyaz bir kan hücresi bütün vücudunuzu temsil edebilir. Çünkü hem görülebilir hem de görünmez bir içeriği vardır. Bir mikroskopla bir tür limfosit olan katil T hücresinin istenmeyen bir bakteriyi ya da virüsü çevrelemesini, yutup mideye indirmesini seyretmek büyüleyici. Ama işte limfositlerin görünmez aklı bütün bir bağışıklık sistemini ayakta tutan şey. Bağışıklık sisteminin neredeyse mükemmel olan hafızasına bağlı yaşıyoruz. Limfositlerin kızamık, su çiçeği gibi hastalıkları tanıması sizin bir simayı tanımanıza benziyor. Çocukken kızamık ve su çiçeği geçirdiğinizi hatırlayarak limfosit sizi tekrar olmaktan koruyor. Tıp bilimi iki şeyden birisi yanlış gittiğinde şaşkına dönüyor. Alerjiler baş gösterdiğinde zararsız bir parçacığın düşman olarak algılanması ya da bağışıklık hücrelerinin vücudun kendi hücrelerine saldırmaya başlaması. Bu da bir otoimmün bozukluğunun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Alerjiler ve otoimmün bozuklukları geçtiğimiz yıllarda büyük bir artış gösterdi. Özellikle de gelişmiş ülkelerde ve kimse nedenini açıklayamıyor. Bunun sebebi bugüne kadar bağışıklık sisteminin sadece fiziksel yönüyle incelenmiş olmasıydı. Görünmeyen aklıyla ilgili çok az bilgi bulunuyordu. Yani bu Einstein'ın işlerini tahtada ne kadar çok tebeşir kullandığından anlamamız gibi bir şeydir. Tabii ki doğal olarak bunun yerine tebeşirle ne yazdığına bakıyoruz. Ama bu beyaz hücre söz konusu olduğunda mümkün olmuyor. Çünkü aklı gizli. Onun aklını sadece hücrenin hatırladıklarından anlayabiliyoruz. Eğer daha derinlemesine bakarsanız, bağışıklık sistemindeki hafızanın gizemi hafıza kadar büyük. Beyinde hafıza birkaç bölgeye yayılıyor. Buna hipokampüs de dahil. Hipokampüs, bilginin sağlamlaştırılması için önemli bir bölge. 1950'lerde yaşanan çok ünlü bir ameliyat hatası sonucu bir adamın hipokampüsü epileptik krizlerin önlenmesine çalışılırken ameliyatta kesilmiş ve krizlerde bazı iyileşmeler görülmüştü. Ancak adam hafızasını tamamen kaybetmiş ve bu yüzden de ölümünden sonra onlarca yıl süren çalışmalarda bile onun örneği kullanılmıştı. Tam bir hafıza kaybı her deneyimin ilk kez yaşandığını hissettirir. Evet, ama aynı zamanda boştur da. Örneğin bu adamın hiçbir ilişkisi olmamıştı. Doktorun odasına her girişinde bir dakika bile önce olsa doktorunun kendisini ona yeniden tanıtması gerekiyordu. Hafızanın yerini bilmek haritalandırma konusunda faydalı ama hipokampüsün yapısı bize hafızayla ilgili ancak akıllı telefonunuzun nerede olduğunu bilmeniz ama telefonu kullanmayı bilmemeniz kadar bilgi veriyor. Hafızanın görünen ya da fiziksel tarafı bize çok fazla bir şey anlatmadığı için onun görünmez tarafına bakmamız gerekiyor. Hafıza hakkında ne biliyoruz? Tonlarca şey ama hepsi de göreceli. Anıların hatırlanabildiğini ama bazen de kendi kendilerine ortaya çıktıklarını biliyoruz. Hatıralar yeteri kadar canlıysa o anıyı oluşturan durumun aynı duyguları yarattığını biliyoruz. Genellikle de yoğun bir şekilde acı hissediliyor. Bazı anıların doğru, bazılarının yanlış olduğunu biliyoruz.
Zihin geçmiş hakkında tamamen yanlış anılar üretebiliyor ya da birkaç olayı bir araya getirebiliyor. Bu bilgiler bize sadece hafızamızı kullanarak geliyor ama 1 ve 0 rakamları kullanılarak mekanik bir şekilde depolanan bir bilgisayar hafızasından farklı olarak insan hafızasının kendi hayatı var. Genellikle bizler hafızalarımızı kullanacağımıza biz onlar tarafından kullanılıyoruz. Bundan kastım hafızamızın bizi unutmak isteyeceğimiz acı hatıraları hatırlamaya zorluyor olması. Bize geçmişte kalan başarısızlıklarımızı ya da imkansızlıklarımızı hatırlatıyor. Affetmemiz mümkün olmayan kini, nefreti canlı tutuyor. Temel olarak istenmeyen anıları silmek için bir metodumuz yok. Bu yüzden insanlar inkara başvuruyorlar. Bir tür unutmaya çalışma arzusu. Olay şu ki, bedenimizdeki hemen hemen her şey, her zaman var olan akıllı ve uyanık bilinç tarafından kontrol ediliyor. Bazı şeyleri kişisel deneyimlerimizle biliyoruz ki, bilim bunun karşısında şaşkın kalıyor. Hafıza göz kamaştıran bir örnek ve aynı zamanda iyileştirici de. Ama tıp fakültesinde gizemlerle karşılaşılmayan hiçbir ders yok. Benim uzmanlık alanım olan endokrinolojide örneğin, 1995'te hormonların tiroid, pankreas ve böbrek üstü bezleri gibi endokrin bezleri tarafından salgılandığı düşünülüyordu. Sonra yağ hücrelerinin leptin olarak bilinen ve doyma hissini kontrol eden bir hormon salgıladığı keşfedildi. Bu yeteri kadar şaşırtıcı değilmiş gibi bir de endokrin hormonlarının vücutta her yerde salgılandığı ortaya çıktı. Örneğin kemikleriniz özel bir hormon salgılıyor ya da cildiniz vücudun her türden hormonunun en büyük kaynağı olarak biliniyor. Ama tıp dünyasına en büyük darbeyi her bir hormonun birden fazla fonksiyonu olduğu ve bu fonksiyonlarının çoğunlukla birbirleriyle hiçbir alakalarının olmadığının ortaya çıktığının anlaşılması vurdu. Örneğin testosteron sadece erkeklik hormonu değildir. Kadınlarda da bulunur ve fonksiyonlarından bazıları cinsel dürtü sağlamak, kemik yoğunluğu, yağ dağılımı, kas yoğunluğu ve gücü ve kırmızı kan hücrelerinin sağlanmasıdır. Kısaca hormonlarımız tedavi gibi vücudun yaptığı ve yapması gereken her şeyi bilmek zorundadır. Meditasyon düşünmekle aynı şey değildir. Bilinci şöyle özetleyebilirim. Her yerdedir ve her şeydir. Ancak bilincin en belirgin örneği düşüncelerimiz. Her zaman bunun farkında değildir. Bağışıklık sistemimizi varoluşla bağdaştıramazsınız. Bir kesiyi düşünerek iyileştiremezsiniz. Düşünerek bilinci anlamaya çalışmak gerçekten de onu anlamanın en kötü yoludur. Sadece doğrudan bilinci deneyimlemek anlamanızı sağlar. Bu yüzden meditasyonla düşünmenin birbiriyle uzaktan yakından alakası yoktur. Düşünmek o kadar yanlış olabilir ki kendini dengelemek için programlanmış olan zihnin bunu yapmasını engelleyebilir. Size bunu bir insanın birebir deneyiminden örnek vererek anlatayım. Joey Lott'un web sitesinden buldum. Lott hiçbir tıbbi eğitimi olmamasına rağmen yıllarca deneme yanılma yöntemi kullanarak kaygının tedavisini keşfetmiş bir adam. Hayatımın ilk 32 yılını kaygı içerisinde geçirdim. Öyle bir noktaya gelmiştim ki gece gündüz endişelerim vardı. Yıllarca sürdü. Vücudumda bir elektrik dalgasının hareket ettiğini, bunun sinirlerimi elektriklendirdiğini, bunun da benim huzurlu olmamı engellediğini hissediyorum. Kronik kaygıya neyin sebep olduğu hakkında fikir birliği bulunmuyor. Doğal bir tepki serbest kalıyor ve artık gerçek bir tehlike olmasa da varlığını sürdürüyor. Lott'un durumunda semptomlar karışık ve birbiriyle iç içe geçmişti. 11 yaşından beri OKB ile uğraşıyordum ve anoreksi problemim vardı. Kendimi aç bırakıp çok fazla spor yapıyordum. Bir günde yüzlerce kez ellerimi yıkıyordum. İstenmeyen bazı fikirler ve görüntüleri durdurmaya çalışıyordum. Sosyalleşmeye çalışıyordum ama tekrar tekrar kendimi güvende hissettiğim evime dönüyordum. Ama evim bile güvenli değildi. Geceleri olabilecek bütün kötü şeyleri düşünerek
Korku içinde yatağımda uyanık yatıyordum. Bütün bunlardan yorgun bir halde Lot profesyonel yardım almak için araştırmaya başladı. Bir yandan da pek çok bitkisel tedaviye başvuruyordu ama hiçbiri çare olmadı. Kendimi iyileştirmek için o kadar büyük bir başarısızlığa uğradım ki sonunda umutsuzluğa kapıldım. Bana hiçbir şeyin yardımcı olmayacağına inanıyordum. Bende bir bozukluk var diye düşünüyordum. Sonunda keşfettiği tedavi ise Budistlerin deyimiyle bir tür yapmamak oldu. Esas anahtar terminoloji değil, deneyimdi. Lot, zihninin sürekli kaygıyla savaş girişiminde bulunduğunu fark etti. Tedavinin ise şu olduğunu söylüyor. Tedavi tamamen akla aykırı. Çünkü tedavi istenmeyen semptomlardan kurtulmaya dayanmıyor. Kaygıdan kurtulmaya dayanmıyor. Kaygıyı yenmeye ya da kaygısız olmaya dayanmıyor. Tedavi aslında kaygının ne olduğunu anlamaya ve onu kabullenmeye dayanıyor. Lot'un metodu kaygıya direnmemeyi gerektiriyor. Direnmek kaygının sebebi. O kadar çok zihinsel enerji harcamak yerine Lot bunların hepsini aşarak davranmayı seçiyor. Kaygı için esas tedavi deneyimle doğrudan karşılaşmak. Ondan kurtulmak, sakinleştirmek, değiştirmek, çözmek ya da başka bir şey değil. Peki nasıl doğrudan karşılaşılacak? Basit, hiçbir şey yapmadan. Kelimeler insanı durdurabilir ve bir şekilde az ya da çok kaygısı olan bazı insanlar hiçbir şey yapmamanın tedavi olduğunu kabul edebilirler. Bana göre burada olan şey zihnin kendini iyileştirme ve dengeye getirme becerisi. Lot bir şekilde bunu yaşadı ve ona göre işin sırrı kaygıyla yüzleşmekti. Bazıları bunu çok korkutucu bulabilir ama genel bir prensip olarak biz yoldan çekildiğimiz zaman tedavi de başlar. Bir yarayla oynamak onu sadece daha kötü yapar. Gripken dinlenmeyi reddetmeniz hastalığınızı uzatır. Lot farkındalık ve meditasyon gibi denediği bazı yöntemlerin işe yarayabileceğini söyleyerek dürüst davranıyor. Kendini iyileştiren bir adamın coşkusuyla gerçek tedaviyi bulduğunu düşünüyor. Söylememe gerek yok. Bunun tıbbi bir altyapısı yok ve bir doktor olarak böyle bir tedaviyi önerdiğimi de söylemiyorum. Lot kendisinde ve sonra da tanıştığı diğer insanlarda hiçbir şey yapmamanın, yani ne olduğunun farkında olmanın mümkün olduğunu keşfetmiş. Onun işine yaramış. Böylesine bir deneyime başlarken insanın yanında bir kılavuzunun olması gerekebileceğini Lot da kabul ediyor. Zihin genel olarak düşüncelerini dinlemeye odaklıdır ve dinlememek imkansızdır. Kaygılarınız onları düşündükçe artar. Bu kısır döngüden çıkabilmek için insan semptomlarını düşünmek yerine onlara daha az ilgi gösterebilir. Acı ya da rahatsız edici herhangi bir deneyimi fazla takmamaya alıştığınız zaman bir müddet sonra dikkatiniz kendi farkındalığınıza kaymaya başlar. Zihin normal dengesine kavuşur ve işte iyileşme de burada başlar. Burada düşünmek ve meditasyon arasındaki farkı anlamak için önemli bir ders var. Meditasyon yapmak zihni denge ve iyileşme ile bir araya getirir. Tam bilinç, endişe, şüphe, kendine acıma, umutsuzluk ve çaresizlik olmadığında işini yapabilir. Bu gibi zararlı kavramlara kendimizi kaptırmamış olsak bile herhangi bir kronik durumda zihnimizin kenarlarında bunlar dolaşır. Bu durum tıbbi olabileceği gibi kötü bir ilişki ya da sıkıcı bir işte olabilir ve bunlar da bize dengemizi kaybettirir. Durum ne kadar uzun sürerse o kadar da kötüleşir. Lot, kendi farkındalığında saklı kalmış bir yeteneğe erişebilmiş. Meditasyonun yaptığı da budur. Lot'un arada bir yaptığı meditasyon değil, hayatının bir parçası haline gelen esas süreç. Gerçek meditasyon sadece zihne bir iyileştirici olarak görevini hatırlatır. Hiçbir zaman unutulmaması gereken çok önemli bir şeyi hatırlarız. Tam meditasyon, 6. ders. Genişlemiş farkındalık. Farkındalık konusundaki basit bir egzersizle zihnin iyileştirme özelliğini deneyimleyebilirsiniz. 1. 5-10 dakika kimse tarafından rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere gidin. 2.
gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi bedeninizi rahatsız eden bir bölgeye yönlendirin. Eğer zihinsel bir sıkıntınız varsa, bir endişe gibi ya da sizi rahatsız eden herhangi bir süregelen his, onu düşünün. 3. Bedensel ya da zihinsel rahatsızlığınıza hafifçe odaklanın ve sonra dikkatinizi başka bir tarafa yöneltin. Vücudunuzun dış kontürüne odaklanın. Etrafınızdaki havayı, teninizin ısısını ve tüm bedeninizdeki duyguyu hissedin. 4. Rahatsızlığınıza ya da sizi sıkan düşüncenize geri dönün. Sonra bir kez daha farkındalığınızı bütün bedeninize yoğunlaştırın. Birkaç kez bunu tekrar edin. 5. Şimdi biraz daha ileriye götürün. Rahatsızlığınızı ya da sizi sıkan düşüncenizi hissedin. Sonra da farkındalığınızı tüm odaya yayın. Sesleri dinleyin. Farkındalığınızı bir balonun odayı doldurması gibi zihninizde görselleştirin. Birkaç kez tekrar edin. 6. Son olarak farkındalığınızı her yere yayın. Rahatsızlığınızı ya da iyi gelmeyen düşüncenizi hissedin. Sonra farkındalığınızı duvarların dışına, binanın dışına ve sonra da var olan tüm sınırların dışına taşırın. 7. Bir dakika sessizce oturun ve sonra gözlerinizi açın. Pek çok kişinin vücudundaki rahatsızlık ya da rahatsızlık veren düşüncesi kaybolmuş olacak. Çoğu zaman da büyük boyutta. Çok fazla, devamlı acı ve sıkıntı tamamen yok olabilir. Tek bir seans sürekli bir tedaviyi getirmez elbette. Ama bu egzersiz aslında bir şeye odaklanmamayı öğrenmek içindir. Herhangi bir ağrı, acı dikkatinizi vermenizi gerektirir. Ona kendinizi teslim etmek size kalmış. Eğer kendinizi verirseniz acıyı çoğaltırsınız. Dilinizle bir uçağa ya da çürük bir dişe sürekli dokunmak gibi. Bu otomatik tepkiden kaçınmak için bilinçli bir şekilde farkındalığınızın odağını kaydırabilirsiniz. Bu egzersizle bunu yapmayı öğrenirsiniz. Kendinizi farkındalığınızın kontrolünü elinize alarak standart bir tepkiden nasıl kurtarabileceğinizi gösteren harika bir örnek. 3. Bırakın bedeniniz sizi yönlendirsin. Açıklığa kavuşturulması gereken çok önemli bir yanlış anlaşılma var. O da meditasyonun tamamen kafanızda olduğu fikri. İnsanlar meditasyondan pratik sonuçlar bekliyorlar. Bu anlaşılabilir bir şey. Meditasyon daha az kaygılı olmanızı ve daha fazla odaklanabilmenizi sağlayarak hayatınızı iyileştirebilir. Size sessiz bir zihin deneyimini sunar. Bugünlerde revaçta olan farkındalık denen zihinsel durumdur bu. Ama zihin her zaman sürecin bir parçası olan bedenden ayrı değildir. Örneğin eskiden kalma, unutmak istediğiniz düşüncelerden kurtulmak için beynin artık onları hatırlamaması gerekir. Sahip olduğunuz her his merkezi sinir sisteminden geçmektedir. Sevgi, huzur ve hatta Tanrı inancı bile buna dahil. Her ruhani deneyimin olabileceği gibi olağanüstü olsalar da yine de sinir sistemimizin birer tepkisidirler. Meditasyonu sadece zihinsel bir şey olarak görmek, tam meditasyonun gerçekten nasıl işe yaradığını yanlış anlamak demektir. Zihin-beden bağlantısı, fiziksel ve zihinsel etkinlikleri birleştirir. Zihin ve beden birbirlerine aynı anda cevap verirler. Bugün çok iyi bilinen bu gerçeğe bir zamanlar sert bir şekilde karşı çıkılmıştır. Beden-zihin arasında bağlantı olduğu fikri ilk söylendiğinde pek az batılı doktor buna inanmıştır. Halen bazılarının yaptığı gibi önemli olanın fiziksel olduğunu söylemişlerdir. Boston'daki uzman hekimlerin meditasyonun bedeni etkileyebileceği fikrine omuz silktiklerinde ne kadar sinirlendiğimi hatırlıyorum. Bir keresinde beden-zihin arasındaki bağlantıyı kesinlikle kabul etmeyen bir Harvard Tıp Fakültesi hocasına dayanamayarak şöyle demiştim. Tanrı aşkına, ayak parmaklarınızı nasıl oynattığınızı düşünüyorsunuz? Bunu hiç umursamamıştı. Bu tip düşünceler artık çok geride kaldı gibi geliyor. Ama hala kendimizin, insanın sadece beyinsel aktivitenin bir sonucu olduğu fikri yaygın. İşte anlaşmazlığın en yeni parlama noktası bu. Sıradan insan bu
bu tartışmanın kendi hayatıyla hiçbir alakası olmadığını düşünebilir. Ama öyle değil. Beden-zihin ilişkisinin ötesinde bazı çok önemli soruların cevaplanması gerekiyor. Zihni yaratan şey beyin mi? Öyleyse bizler beynin emrindeki robotlar mıyız? Daha büyük ve daha yüksek bir farkındalık arayışı sadece bir fantezi mi? Eğer tek var olma şeklimiz beyin aktivitesinin bir sonucuysa, o zaman daha yüksek bir benliğinizin olması ihtimali sıfırdır. Ve eğer öyleyse neden meditasyon yapalım, neden dua edelim, hatta neden komşumuza iyi davranalım? Öyleyse sadece bir illüzyon yaşıyoruz demektir. Ama zihin gerçekten beyne ağır basıyor olabilir mi? Bu fikre sadece beyin taraftarları tarafından şüpheyle bakılıyor. Hatta bu fikri zırvalık olarak görüyorlar. Ki çok fazla bilimsel kanıt sandığınızdan çok daha fazla beyninizi kontrol edebildiğinizi gösteriyor. Eğer ekonomik durumunuzdan endişe ettirecek kadar ödeme biriktirirseniz beyin kimyanız değişir. Hissettiğiniz tedirginlik bu değişime sebep olur. Beyniniz size endişe duygusu yaşattığı için endişelendiğinizi söylemek saçma olur. Çünkü kredi kartı borcunuzu gördüğünüzde süreci başlatan sizin zihniniz oldu. Ancak yine de çoğumuz tamamen materyalist bir dünyada yaşadığımızı düşünüyoruz. Bilim, felsefe ve medyanın da içinde olduğu, geniş bir cephede görüldüğü kadarıyla sadece beyin söylemi kazanmış görünüyor. Çok az insan bilincin beyinden ayrı çalışma ihtimalini destekleyebilir. Bu kitabın önermesini daha da az insan kabul ediyor. Yani bilincin beyni yarattığı fikrini. Her şeyden önce fiziksel olarak var olmayan bir şey nasıl nöronları oluşturabilir? Gizem beden ve zihin olarak ikiye ayrılmadığımızı anladığımız zaman çözülüyor. Biz tek bir şeyiz. Beden-zihin. İkisinin birleşimi. Tam meditasyon. 7. ders. Beden-zihin. Beyin aktiviteleri fonksiyonel bir MR ya da T taramalarında görüntülenebilir. Ama düşünceler görüntülenemez. İki aktivitenin birbiriyle bağlantılı olduğu kesin. Ama bağlantılı kelimesi çok zayıf kalıyor. Beyin ve zihin birbirinden ayrılamaz. Hangisinin önce geldiğinin bir önemi yok. Beden-zihin tek bir şeydir ve tek bir şey olarak hareket ettiği için de her zaman tek olmuştur. Kanıt istiyorsanız, buyurun size zihin ve bedenin birbirinden ayrılamaz şeyler olduğunu gösteren basit bir örnek. Gözlerinizi kapatın ve parlak sarı bir limon ve yanında da bir bıçak hayal edin. Bıçağın limonu ikiye böldüğünü görün ve limon suyu damlalarının havaya sıçradığını seyredin. Bu görüntünün bir yerlerinde istem dışı ağzınız sulanmaya başlayacak. Bu zihin-beden bağlantısını gösteren klasik bir örnektir. Ama genelde unutulan şey beynin hayal edilen bir limonla gerçek bir limon arasındaki farkı bilmemesidir. Beyin her iki durumda da ağzınıza tükürük dolmasına sebep olur. Ancak zihniniz ikisi arasındaki farkı bilir. Çünkü siz beyniniz değilsiniz. Beyninizi kullanıyorsunuz ve bunu beyninizin ve zihninizin birbirine aynı anda tepki verdiğine güvendiğiniz için yapıyorsunuz. Birinin nerede bitip diğerinin nerede başladığını anlamak imkansız. Bağlantı kopukluğunu tedavi etmek. Sonradan anlaşılıyor ki herhangi birinin sözüm ona zihin-beden bağlantısı diye bir şeyi keşfetmesi tuhaf. Çünkü bir insanın bunlar olmadan var olması mümkün değil. Bu Fuji elmalarının kırmızı ve tatlı olduğunu keşfetmek gibi bir şey. Özellikle o tür elmayı yiyen birinin deneyimi o nitelikleri kapsıyor. Bir elma bunlar olmadan elma olmazdı. Ancak zihin-beden bağlantısını keşfetmeye ihtiyaç duyulmasının bir sebebi var. Psikolojide disosiyasyon olarak bilinen bir tür ruhsal bozukluğa sebebiyet vermesiydi. Disosiyasyon genel anlamında kişinin kendi çevresinden kopması ya da fiziksel ya da duygusal olaylardan kopuşlar yaşaması gibi
geniş bir yelpazede deneyimlenen ruh halleridir. Doktorlar ve terapistler disosyasyon spektrumunda en uç nokta olan zihinle bedenin birbirinden kopması halini tedavi ederler. Örneğin anoreksiklik büyük bir kilo kaybı takıntısına sahip olmak ile bir deri bir kemik kalmış bir vücudun belirgin haldeki gıda ihtiyacının olduğunu gösteren fiziksel kanıtlar arasındaki korkunç bağlantısızlık demektir. 40 kiloluk genç bir kadın gıdasızlıktan ölmek üzereyken aynaya bakıp orada obez birini görebilir. Kişi bir şok yaşadığında ve bedensel bir his kaybı yaşadığında da disosyasyon yaşanmaktadır. Soğuk bir kış gecesi trafik kazası yaşayan biri zihinsel olarak soğuk olduğu hakkında en ufak bir fikri olmamasına rağmen tir tir titreyebilir. Gelip başkası üzerine bir battaniye koyar çünkü bunu yapamayacak kadar şoktadır. Disosyasyon tıbbi belirtilerinin çok ötesinde bir bilinmezlik taşımaktadır. Kendinizi bilinçli olarak acıdan ayrıştırabilirsiniz. Yani şoka girmenin tam tersi. Bu ruhsal olarak kopuşta yaşanır. Anoreksiklik ve bulimia birer hastalık. Şok hali akut bir his kaybıyken kopma hali neden ruhani bir amaç olsun? Bu farkları anlayabilmemiz için beden-zihin derinliklerine bakmalıyız. Güney Afrikalı yazar ve öğretmen Michael Brown'un yaşadığı olağanüstü deneyimle başlayalım. Brown bir müzik yazarıyken birdenbire çok az görünen nörolojik bir hastalık geliştirdi. Horton sendromu olarak bilinen bu hastalık 50 yaş altı insanlarda nadiren görülüyor. Brown 1987'de başlayan bu durum diye yazıyor. Gün içerisinde ara ara yaşanan korkunç acılar olarak başladı. Beyindeki arterlerin çok fazla iltihaplanması korkunç bölgesel baş ağrıları olarak kendini gösteriyor. Brown'unki çok uç bir örnekti ve 10 yıl kadar bir süre bu ağrılardan kurtulamadı. Reçeteli ilaçları denedi. Afrikalı yerli şifacılara gitti ve her tür şifaya başvurdu. Ülkenin en önemli nörocerrahlarından biri bu ağrıları çeken Brown'un ya hayatı boyunca ağrı kesicilere bağımlı olarak yaşayacağını ya da sonunda dayanamayıp intihar edeceğini söyledi. Brown 1994'te diyor, yıllarca hiçbir işe yaramayan pek çok şey denedikten sonra kimsenin benim çektiğim acılara bir son veremeyeceği ihtimalini kabul ettim. O noktada iki seçeneğim vardı. Ya gidecektim ya da bir ruh sağlığı hastanesine yatacaktım. İkinci seçenek için çok kararlı olması gerekiyordu. Brown kendi kendini pek çok ruhsal durumda deneyimledi. Kendini kendi deyişiyle yüksek bir kişisel enerji frekansında tutabildiği zamanlarda ağrılarının azaldığını keşfetti. Kendiliğinden zihin-beden bağlantısını kurmuştu. Bu şimdi adına anın farkındalığı dediğim şeyin ilk fısıltılarıydı. 1996'da Arizona çölünde büyük bir kırılma noktası yaşandı. Bir Amerikan yerlisi tarafından yönetilen ter odası seremonisine katıldı. Bu seremonilerde yüksek sıcaklıkta şarkılar söyleyerek ve davullar çalınarak ter atılıyor. Sıradan farkındalıkların üzerine birkaç saatliğine büyük bir baskı konuluyor. Brown ter odasından ellerinin ve dizlerinin üzerinde emekleyerek çıkarken birden içinde büyük bir değişim yaşadı. Gecenin soğuğunda orada dururken içimdeki ve etrafımdaki her şey hayatı hissettirerek titreşiyordu. Sanki yeni doğmuştum. Sessizlik içinde ateşin yanında otururken kanın damarlarımdan aktığını, soğuk havanın ciğerlerime masaj yaptığını ve kalbimin ritmik sesini hissettim. Ve geç saatlere kadar orada oturdum. Bunu varoluşun ya da olmanın ilk deneyimi olarak anlatıyor. Kendi hayatında ortaya çıktığını söylüyor ve şöyle tanımlıyor. Fiziksel olarak var olduğumu hissettim. Zihinsel olarak temiz, duygusal olarak dengeliydim ve titreşimlerim akort edilmişti. Bu kitapta anlatıldığı haliyle var olma süreci
Brown'un nörolojik hastalığını kontrol altına almasını sağladı. Arizona çölünde yaşadığı deneyim, kendi hayatında ortaya çıkmanın, yani diğer bir deyişle daha fazla farkında olmanın şartlarından biri bedeninde ortaya çıkması. Brown'un karşılaştığı bu esrarengiz var olma hali nedir? O bunu neredeyse dini bir uyanış gibi anlatıyor. Ama aslında cevap basit. Var olduğunuz zaman varlıkla karşılaşırsınız. Ter odasına giren ya da başka tür bir ruhani deneyim yaşayan herkes tamamıyla var olma durumunu yaşayacak diye bir şey yok. Bizler farkındalığı bir yaşıyor, bir yaşamıyoruz. Ve bu da varlığın öngörülemez olmasına sebebiyet veriyor. Yani bizler genel olarak disosiyasyon ya da bağlantısızlık halindeyiz. Bazen büyük bir şok bunu anlamamıza sebep oluyor. Doğuda ve batıda da bedeni yoğun stres altına sokarak bir şok ile tam farkındalık yaşatma geleneği bulunuyor. Askerler bunu savaş alanında yaşıyorlar. Korku ve endişe tam bir farkındalığa dönüşüyor. Bu hisler arasında şunlar var. Fiziksel bir hafiflik, hatta tamamen tüy gibi hissetme. Renklerin ve seslerin daha belirgin olması. Nefesin ve kalp atışlarının yoğun hissedilmesi. Vücutta karıncalanmaya benzer bir enerji. Tam rahatlama, öfori. Askerlerde, ekstrem spor yapanlarda ya da travma kurbanlarında farkındalığın çok yüksek bir bilinç haline denk geldiğini görüyoruz. Ancak bu bedenimizi cezalandırmamız, savaşa girmemiz ya da ekstrem fiziksel şeyler yapmamız demek değil. Yüksek stresle yaşamayı huy edilmiş insanlar bir tür değişime uğramış bilinç seviyesinde yaşayabilirler. Ama muhtemelen yogi olmak yerine adrenalin bağımlıları haline geleceklerdir. Yüksek farkındalık gergin bir durum değildir. Heyecan ya da sonrasında fiziksel yorgunluk hissedilmez. Bunların hepsi yoğun adrenalin akışının göstergeleridir. Yüksek bilinç yaşanan bir anın sonrasında tam tersine rahatlama, huzur hissedilir. Bilincinde büyük bir değişim yaşayan Michael Brown, bu değişen durumunu kontrol altına almaya çalıştı ki istediği zamanlarda tekrarlanabilsin. Varoluş süreci adını verdiği programındaki anahtar şeylerden biri, birkaç farklı adımdan oluşan ve müthiş disiplin isteyen uzun süreli, kontrollü nefes alıp verme tekniği. Yogiler'de yüzyıllardır buna benzer kontrollü nefes çalışmaları yapıyorlar. Ancak ben böylesine bir disiplinin günlük yaşamda oturtulabileceğini sanıyorum. Fakat Brown da benim bu sayfalarda vurguladığım sonuca ulaşmış. Varlık göründüğünde bu kendiliğinden, çaba sarf edilmeden oluyor. Zorla yapamazsınız. Ancak yolu hazırlayabilirsiniz. İşte tam meditasyonda yaptığımızda bu. Bana göre bu tip yüksek anlar her zaman zamanları geldiğinde olacaklar. Onları arayabilirsiniz ama muhtemelen onlar sizi bulacaklardır. Bu doğanın sinir bozucu bir oyunu değil. Bilinç bizi kendimizi tanıdığımızdan daha iyi tanıyor. Varlık ya da çok yüksek bir deneyim insanı ancak zamanıysa dönüştürüyor. İyi haber şu, öfori ve mutluluk gibi en değerli deneyimler herkesin hayatında bir zaman yaşanacakları için yaşanıyorlar. Tam meditasyonda hedef, her gün bir adım daha atarak istikrarlı bir ilerleme kaydetmek. Bu bir anda yaşanan uyanış gibi büyük bir şey olmayabilir ya da bir uçaktan paraşütle atlamak kadar heyecan verici olmayabilir. Ama süreklidir. Çünkü bütün varlığınız doğal bir gelişimin parçası olur. Bizim normal olarak kabul ettiğimiz kopukluk halleri olması gerektiği gibi beden-zihin ahengi ile alakalıdır. Tam meditasyon, 8. ders, hissetmek. Hayatta aldığımız iki temel yol vardır, düşünmek ve hissetmek. Bilim ve teknoloji çağında mantıklı düşünmek çok değerli ama günlük hayatta her tür duygu işin içine girer. İnsanlar hayatlarını mantık yoluyla idame ettirdiklerini düşünürler. Ama herkes için hislerle düşünceler bir aradadır. Bu bir aradalık kafa karıştırıcıdır. Ve eğer hayatınıza bilinçli bir şekilde tam bir farkındalıkla devam etmek istiyorsanız,
bu kafa karışıklığının düzeltilmesi gerekir. Gerçekçiler hayatlarını düşüncelerle şekillendirirler ama aslında kendilerini kandırırlar. Hissetmek daima her deneyimin, kararın ve hayat seçiminin bir parçasıdır. Bunun nasıl olduğuna dair birkaç örnek verelim. Nefret ettiğiniz bir yemeği düşünün. Kendinizi sevmediğiniz bu yemekten bir lokma alırken hayal edin. Salyangoz olabilir, istiridye olabilir ya da haşlanmış lahana. Aslında seviyormuş gibi yemeye çalışın şimdi de. Yapamazsınız. Çünkü tadı sizin o yemekle ilgili hissettiğinizle belirlenmiştir. Kendinizi sokaklarda çocuklarıyla yaşayan bir evsizin yerine koyun. Durumu gözünüzün önüne getirin. Eminim bunu hayatınızda bir yerde gördünüz. Bir yabancının size gelip $1000 verdiğini hayal edin. Onlara minnetle teşekkür ediyorsunuz. Ama sonra kahkahalar atarak parayı elinizden çekiyorlar. Bu durumu herhangi bir şey hissetmeden görebilir misiniz? Gördüğümüz her şeyin hisleri de beraberinde getirdiğine dair çarpıcı bir örnek. Dağlarda uzun bir yürüyüşe çıktığınızı ve zamanın farkına varmadığınızı düşünün. Hava kararmış, hızla kararıyor ve sizin kampa geri dönmeniz gerekiyor. Zifiri karanlıkta bir yükseltiye denk geliyorsunuz ve neredeyse düşüyorsunuz. O yükseltinin kamp alanına çok uzak olmadığını hayal meyal hatırlıyorsunuz. Belki 2-3 metre ötede. Diğer taraftan eğer kaybolmuşsanız bu yükselti 30 metre ileride de olabilir. Geri dönüş yok. Telaşa kapılmadan durumla başa çıkabilir misiniz? Çok az insan yapabilir bunu. Bu gözlemleri anlatmamın sebebi şu. Hayatta zannettiğimizden çok daha fazla şeyi duygularımızla yapıyoruz. Bir karardan diğerine hep aklımızla karar verdiğimizi sanıyoruz. Oysa gerçekte duygularımız daha baskın. Eskiler kalbin, aklın koltuğu olduğunu söylerlermiş ve bu konuda yanılmıyorlardı. Duyguların kendi derin aklı vardır. Bu gerçeği inkar etmek sınırlayıcı ve yıkıcı da. Bazıları çok fazla hissettiklerini söyler. Örneğin her zaman kalpleriyle hareket ederler ve bu yüzden de sık sık kalpleri kırılır. Ama yine de genellikle fazla düşünmek ve hislere güvenmeyerek önem vermemek sevgiyi yok eder. Bana göre kalben farkındalık, zihnen farkındalık kadar önemlidir. Sonuçta hayatı hissederek yaşamayı öğrenmek mutluluk ve başarı yolunda en büyük umuttur. Hissetmek bütün bir beden zihinde gerçekleşir. Bu da bize beden ve zihni birbirinden ayrı tutmaya çalışmak yerine birleştirmek için pratik bir sebep sunar. Bedenin bilgeliği. Aslında pek çok yönden zihin yerine beden meditasyonun neler yapabileceğinin göstergesi olmalı. Bedenden kastım, özel olarak fonksiyonları bedendeki her bir hücreye uzanan beyin. Bu da bize beyine atfettiğimiz her şeyin her yerde olması gerektiğini ve olduğunu gösteriyor. Örneğin, bağışıklık sisteminiz bugüne kadar sizin ve bütün büyüklerinizin geçirdiği hastalıkları hafızasında taşıyarak hareket eder. Bu hafıza ne zaman bir bakteri, virüs ya da mantar kanda tespit edilse harekete geçer. Bir yüzün ne kadar tanıdık olup olmadığını anlamanız gibi bağışıklık hücreleriniz de aynısını yapar. Gördükleri anda bildikleri patojenlere saldırırlar. Eğer istilacı hızla mutasyona uğrayan grip virüsleri gibi yeni bir genetik kimliğe bürünmüşse bağışıklık sisteminiz hızla bu yeni kimliği öğrenir ve ona karşı antikor üretir. Birkaç cümlede sadece beyne değil her hücreye ait olan bilincin dört yönünü belirledim. Hafıza, tanıma, öğrenme ve yaratıcılık. Eğer meditasyonun sadece zihnimizde olduğu fikriyle yanlış yönlendirilmemiş olsaydık, bilincin hayatın zaten kendisine mirası, küresel bir varlık olduğunu çok kolay görürdük. Ama hikayenin daha derin başka bir ana teması var. Kendi başlarına bilincin özellikleri çok geneldir. Beyaz hücredeki hafıza kalp, ciğer ve beyin hücrelerindeki hafızayı paylaşır. Bu bilincin oturmuş bir özelliğidir. Ancak hayat sürekli hareket etmekte ve değişmektedir. Ve hafıza da buna uyum sağlamakta,
sürekli bir sonraki istilacı patojene ama bir yandan da iyileşmesi gereken bir yaraya, kanser öncesi belirtiler gösteren bir hücreye, ismini hatırlamak zorunda olduğunuz bir sonraki insana vesaireye adapte olmaktadır. Hafızanın görevleri sonsuzdur. İşte bütünlük böyle çalışır. Hayatın sonsuz deneyimlerine adapte olarak bilinç de sonsuz olmalıdır. Gerçekte ise yolu açan bilinçtir ve liderlik rolü de bedene verilmiştir. Derin bir uykuda ya da komada olabilirsiniz. Ama hücreleriniz yine de tamamen bilinçli ve farkında olabilir. Bu farkındalığın kendi bilgeliği vardır. Vücudun bazı özellikleri yerküre üzerindeki ilk çoklu hücreli organizmalar belirdiğinden beri milyonlarca yıldır testten geçmekte ve bu özellikler şimdi beden zihin olarak bizim varlığımızı yönetmektedirler. Aksiyon halindeki bilgelik. Bedeniniz tek başına bilgedir. Bilincin en önemli özelliklerini harekete geçirir. Başlangıcın görünebilir kanıtını hücreler seviyesinde görebiliriz. Hücreler genelin iyiliği için birbirleriyle işbirliği yaparlar. Birbirinden çok farklı organlar birbirlerinin nasıl çalıştıklarını anlar ve kabul ederler. İyileşme tüm hücrelerin birlikte yapabileceği bir şeydir. Karşıtlık birlikte var olabilmek için yasaklanmıştır. Dış dünya sürekli hissedilir ve sürekli ona adapte olunur. Yeni deneyimlere yaratıcı cevaplar verilir. Bu prensiplerin kendi kendilerine işlemesi size kendilerini hatırlatmamaları anlamına gelmez. Hatta hayatınızı kendi davranışlarınızla ilgili mesajları hissederek yaşıyorsunuz. Bu mesajlar bedeniniz tarafından hissedildiği şekliyle alınıyor ve bunlar sözlü olmayan kimyasal formda iletilen mesajlar. Kabaca iki kategoriye ayrılabilirler: sorun sinyalleri ve iyilik göstergeleri. Sorun sinyalleri acı, fiziksel rahatsızlık, kaslarda gerilme ve sertlik, baş ağrısı, bel ağrısı, kasılmalar, mide bulantısı, uykusuzluk, uyuşukluk, yorgunluk. Hastalar doktora bu sinyallerin tıbbi vakalar olarak çözülmeleri için gitseler de bunları aslında dikkat etmeleri gereken gerçek birer iletişim olarak değerlendirmeleri de bir o kadar önemlidir. Mide bulantısı yanlış bir şey yemekten kaynaklanabileceği gibi gerginlik kaynaklı da olabilir. Midede kelebeklerin uçuşma hissi ya da insanı topluluk önüne çıkarmayacak bir kilitlenme olarak da kendini gösterebilir. Uyuşukluk ve yorgunluk stres belirtileridir. Stres, ağır işçilik gibi fiziksel kaynaklı olabileceği gibi bir işi yetiştirme sıkıntısıyla yaşanan zihinsel bir sıkıntı da olabilir. Vücudunuzun size anlatmaya çalıştığı şeyi okuyabilmek daha hızlı iyileşmenize de yardımcı olur. İyilik göstergeleri: hafiflik, enerji, fiziksel esneklik, iyi bir kas yoğunluğu, iyi uyku, iyi sindirim sistemi, soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak, parlak gözler, dinamiklik. Bu göstergeler sorun sinyallerinin tam tersidir. Tüketici bir toplumda bazı ürünler güya daha çok enerji ve canlılık veriyor. Ama gerçekte iyilik hali bedeninizin normal dinlenme halidir. Aldığınız sinyaller bütün ayarları yerinde olan bir arabanın sessiz mırıltısı gibidir. Ama tabii bu benzetme iyiliğin yaşayan doğasını konu dışı bırakıyor. Yine psikolojik bir bileşenden bahsetmek mümkün. İyilik, olumlu bir ruh hali, mutluluk, güvenlik, denge ve yeni deneyimlere açıklık hislerini getirir. Bir kez bedenin bilgeliğinin ne kadar tam ve büyük olduğunu anladığınızda, hem sosyal anlamda hem de bireysel olarak onunla aynı seviyeye gelme konusundaki başarısızlığımıza sinirlenmemek mümkün değil. Beden bilgeliğinin sadece küçük bir parçası olan bu huzurlu birliktelik, sadece insanlık tarihindeki başlangıçlar ve düzenlemelerle başarılmıştır. Maalesef farklı organların birbirleriyle olan karşılıklı anlaşmaları toplum bazında ön yargı, şüphe ve nefretle karşılanmaktadır. Yanlış giden neydi? Eğer beden zihin kusursuz bir bütünlükse
ve bedende bu kadar bilgi ise neden pek çoğumuz uykusuzluk, kaygı, sindirim sistemi problemleri ya da strese bağlı bozukluklarla uğraşıyoruz? Bir yerlerde bir bağlantısızlık olmalı. Bu bağlantısızlığın en önemli sebeplerinden biri zaten stresin kendisi. 2019'da Yale tarafından yapılan bir psikolojik çalışmaya göre öğrencilerin stresi bir önceki 10 yılda 2 katına çıkmış. Bu artışın sebeplerine bakıldığında dikkati dağılmadan sessiz bir zaman geçirmenin gitgide mümkün olmaması gösterilebilir. Tam bir stres yaratmıyor olsa da devamlı akıllı telefonlarınızdaki e-maillerinize ya da mesajlarınıza bakıyor olmak da beden zihni sürekli uyarır. Ve bunun da istem dışı sinir sisteminiz düşünüldüğünde tehlikeye karşı uyanık olma hissinden bir farkı yoktur. Öğrencilerin ise okul kredileri gibi ezici yükleri var. Bu borçlar da öğrencileri iyi notlar almaya, yarı zamanlı çalışmaya ve mezuniyetten sonra da en kısa zamanda maaş garantisi olan işler bulmaya mecbur bırakıyor. Stres konusunda uzmanlaşmış Dr. Rangan Chatterjee'nin tanımlamasıyla bu makro stresler genel resme bakıldığında aslında mikro stresler kadar önemli değil. Okul kredisi ve buna bağlı sürekli daha iyi performans sergileme baskısı geçen yılda 2 katına çıkmamış. Ama bilgisayar oyunları, mesajlar ve e-maillerden kaynaklı sürekli dikkat dağınıklığı bir yaşam tarzı haline gelmiş. Beden zihnin doğal hali stresle başa çıkmak ve mümkün olduğu kadar hızlı dengesini bulmaktır. Bir akıllı telefon bağımlısının farkına bile varamayacağı bu mikro streslerle her an başa çıkmak, Dr. Chatterjee'ye göre sizin stres kotanızı farkına bile varmadan dolduracaktır. Tek yapmanız gereken şey uyanmak ve bir kahve bile içmeden mesajlarınıza bakmak. Ki bunlardan üçü işinizle alakalı olabilir. Beden zihniniz uyarılır ve eğer kahvaltı ederken o gün kızınızı kursuna götürmeniz gerektiğini unutmak gibi mikro streslerle karşılaşır, sonrasında da işe giderken bazı günlük mikro stresler buna eklenirse, ofisinize gittiğinizde çoktan günlük stres kotanızı doldurmuş olabilirsiniz. Bunun sonucu sabırsızlık, çabuk sinirlenme, dikkat dağınıklığı ve bir sonraki mesaj tamamen önemsiz bir konu hakkında olsa da patlama yaşamanızdır. Biraz önce anlattığım bu bağlantı sorunu meditasyonun tamir etmeye çalıştığı şeydir. Bu tamir işinin nasıl yapıldığı bir gizem değil. Beden bizi kendiliğinden bir yandan sorunun, bir yandan da iyilik halinin erken sinyallerine yönlendirir. Bu sinyalleri önemseme bilinçli bir yaşamın merkezindedir. Meditasyon moduna geçtiğinizde zihniniz bedeninizin denge halini yansıtan bir dengeye kavuşur. Ancak tek başına meditasyon bağlantı sorununu çözmeye yetmez. Bunun sebebi de bölünmüş kişiliktir. Psikolojimizde barındırdığımız kötü alışkanlıklar, eski koşullanmalar, olumsuz duygular, tutunulan inançlar ve başka her şey daha derin bir yabancılaşmanın varlığını göstermektedir. Birbirimiz ve kendimizle savaşırız. Bizim için neyin iyi olduğunu bilmeyiz. Bildiğimiz zaman da buna göre davranmayız. İnkar bazı durumlarda işe yarayabilir. Ama nihayetinde yorgunluk, bıkkınlık, depresyon, kaygı hali, kendine yenik düşmek ve öz yargı öyle ya da böyle yüz üstüne çıkar. Sadece bilincin tamamıyla bu bağlantı sorununu çözebileceğini anlamak zorundayız. Ve tam bir bilinç hali olmalıdır. Çünkü beden ve zihin birlikte acı çekmişlerdir ve birlikte iyileşmeleri gerekir. İyilik hali bütünlük halidir. Ve hayatınız beden-zihin bir bütün haline gelmeden tamamlanamaz. Bu noktada kitapta tam bilince varmak kulağa imkansız gibi geliyor olabilir. Ama dayanırsanız tam bilinç halinin mümkün olduğunu görmekle kalmaz, aynı zamanda zaten kendiliğinden öyle olduğunu da anlarsınız.
Eğer bedeniniz zihninizle birlikte meditasyon yaparsa bu tamlığın iyi bir tanımıdır. 1970'lerde meditasyonla ilgili ilk bulgular meditasyon sırasında beyindeki alfa dalgasının arttığına dairdi. Alfa dalgaları senkronize etmek yoluyla organize eden beyin aktivitesinin aralıklarıdır. Bunlar bir deneyin EEG'ye sokulması suretiyle izlenebilirler. Ve aslında zaten EEG'yi bulan kişi Alman nörolog Hans Berger tarafından keşfedilmişlerdir. Denizdeki dalgalar organize bir halde değildir. İnerler çıkarlar. Ama beynin elektrik aktivitesi kaotik ses ya da statiğe göre değişmez. Beyin dalgası aktivitesinin varlığı anlaşıldığında bir bilgi fonu kazanılmıştır. Bir beyin araştırmacısı için alfa dalgaları 8-12 Hz aralığında insanların talamik barışçıl hücrelerinin senkron ve anlaşılır elektrik aktivitelerinden kaynaklanan nöral salınımlarıdır. Ancak bu bilgi bize alfa dalgalarının gizemiyle ilgili bir açıklamada bulunmaz. Beyinlerimiz neden bunları üretmek üzere evrilmiştir? Bir amaçları olmalıdır. Yoksa ancak tarih öncesinde kalan evrimsel değişimler kategorisine ait olabilirler. Çünkü Darwin'in bakış açısından bakıldığında gereksizdirler. Alfa dalgaları fiziksel olarak beden-zihin yaptığı şeyi göstermeleri bakımından gereklidirler. Rahatlama. Alfa dalgaları yorgun olmadığınız ya da uyumadığınız zaman dinlenmek için gözlerinizi kapattığınızda ortaya çıkarlar. Kendi içinde bu durum özel bir şey gibi görünmemekte. Bütün canlıların dinlenmesi ve uyuması gerekir. Hatta insan farkındalığının, rahatlamanın ötesine geçen ve sadece insanların sahip olduğu halleri vardır. Bu durumlarda alfa dalgaları etkendir. Bu haller şunlardır. Yumuşak akan düşünceler, anda uyanık kalmak, meditasyon, yaratıcı aktivite, stabil mod, depresyonda düşüş. Alfa dalgaları neden bu etkinlikler esnasında yükselir? Net değil. Gözlerinizi kapadığınız zaman görsel korteksiniz dinlenmeye geçer. Bu yaratıcı bir aktivitenin başlangıcı olarak mı algılanıyor? Bu sadece bir tahmin. Çünkü EEG'den çıkan çizgiler bir insanın ne yapmaya hazırlandığı hakkında en ufak bir tahmin yürütmek için yeterli değil. Ama amatör bir şekilde resim yapan herkes bunun rahatlatıcı bir aktivite olduğunu söyleyebilir. Alfa dalgalarının geçildiğini gösteren rahatlama hali, sersemlemenin tam tersine bir hayli uyarılmıştır. Bazı araştırmacılara göre alfa dalgaları şimdinin gücünü çalıştıran motordur. Aynı anda hem rahatlamış hem de uyarılmış halde olmak birbiriyle zıt kavramlar değildir. Hatta meditasyon bunu yapar. Aslında insanlar anın gücünün varlığından haberdardırlar ve bizler yüzyıllardır onu nasıl kullanacağımızı düşünüyoruz. Beyni insan aktivitesinin sonsuz çeşitliliğinden sorumlu tutmaya çalışmak her zaman çok yorucu olacaktır. Ne zaman yeni ve yaratıcı bir şey yapsanız, bütün beden zihniniz size itaat eder. Yaratıcılığın beynin bir fenomeni olarak düşünülmesi, bir radyo kanalının yeni bir Beethoven senfonisini yazabildiğini düşünmeye benzer. Nöronlar yaratıcılar olamaz. Yaratıcılık, fiziksel olarak belli bir moda geçen bir zihnin bir zihin gerektirir. Ve bu durumda alfa dalgaları yükselmiş görünür. Diyelim ki Leonardo da Vinci bir sabah, daha sonra Mona Lisa olarak tanınacak olan genç ve güzel bir kadının portresini yapmaya karar verdi. Paletini eline aldığı anda renkler, tasarım, form ve artistik teknik konularında ilham gelmiştir. Leonardo bugün yaşıyor olsaydı, yaratıcı bir ana girdiğinde onu EEG'ye bağlayarak alfa dalgalarını görebilir ve nörobilimin çıkartacağı tam bir beyin haritasıyla her bir sinir hücresini ele alarak Mona Lisa ortaya çıkarken ne olduğunu bilebilirdik. Ancak insanların böyle bir haritanın bir sanat eseri olarak Mona Lisa hakkında bir şey anlatmayacağını anlamaları zor. Çünkü tamamen yeteneksiz biri tarafından yapılmış
kötü bir resim de aynı beyin aktivitesinden çıkıyor. Sanat alfa dalgasında değil, alfa dalgalarını başlatan bilinçte. Aynı örnek sayısız başka aktivite için de geçerli. Kimisinin etkisi yaratıcılık olur, kimisi sadece rahatlatır. Tam meditasyon, 9. ders, ben. Beden zihin güzel bir kavram ve siz onu kendi deneyiminize dönüştürene kadar da sadece bir kavram. Bu zorlu bir iş. Zihinsel ve fiziksel deneyimlere farklı yollardan ulaşmaya alışkınız. Avuçlarınız terli ve soğuksa o durum bu kadınla ilk kez çıkacağım düşüncesinden farklı bir yol izlemektedir. Ama eğer söz konusu ilk kez biriyle romantik bir buluşma ya da insanı gerecek başka bir şey ise elbette bu ikisi bir aradadır. İki yolu nasıl birleştirebiliriz? İşte beden ve zihni kolay bir manevrayla birleştirme yöntemi. Hiçbir yolu kullanmamak, ne fiziksel ne de zihinsel. Beden ve zihin kelimeleri bir araya gelmeden de sık sık beden-zihin durumunu deneyimliyorsunuz. Bunun yerine basit olarak ben var. Kendi varlığınızın farkına varma deneyimi. Uyanık olduğunuzu bilmek için kendinizi çimdiklemek zorunda değilsiniz. Aynı şekilde benliğinizin var olduğunu da kendinize hatırlatmak zorunda değilsiniz. Bakalım bu nasıl oluyor? Bulunduğunuz odada veya pencereden dışarı bir şey dikkatinizi çekiyor mu diye bakın. Etrafınızdaki sesleri dinleyin. Dilinizi damağınıza yapıştırın ve dokusunu hissedin. Bakalım orada herhangi bir tat alıyor musunuz? Burnunuz bir koku alacak mı? Şimdi gözlerinizi kapatın ve aynı şeyleri zihninizde görerek, duyarak, hissederek, tadarak ve koklayarak tekrar edin. Herhangi bir anda bu duygularınızı yaşarsınız ve birbirinden ayrı değillerdir. Bir araya gelip tek bir his olurlar. Tam anlamıyla burada ve şimdi olma deneyimi. Ben o anda kendinizi hangi hisle tanımlıyorsanız odur. Bazen tek bir görüntüyü ya da düşünceyi ayırmak, bazen bütün bir duyu merkeziyle kaynaşmak. Duyu merkezi bir öyle bir böyle hareket ederken ben dikkat eder. Bir sonraki his ya da düşünce için hazırsınızdır. Ancak daha yakından bakarsanız benim gerçekten bir bukalemun olmadığını anlarsınız. Bir yaprağın rengini, bir gülün kokusunu, bir zımpara kağıdının dokusunu alır. Ama bunların hepsi açık bir alanda meydana gelir, bilincin alanında. Bilinç her şeyin meydana geldiği alandır. Görüntüler, sesler, dokular, tatlar ve kokular oradan geçer. Ama o alan değişmez. Tıpkı bir havaalanının binlerce insan oradan geçse de değişmemesi gibi. Benim bütün olduğunu anladığınızda ben vücudunum ya da ben zihninim diye düşünmediğinizde bir değişim gerçekleşir. Sınırları olmayan ben alanında kolayca yaşayabileceğinizi anlarsınız. Hatta bu olunması gereken yerdir. İyi bir örnek bedenin görünüşü olabilir. Eğer ben bedenimim diye düşünüyorsanız, aynada gördüğünüz resim muhtemelen hayalini kurduğunuz şey olmayacak. Gördüğünüzü eleştirecek ve bundan sonra da spor salonuna gidip daha az yiyip yaşlanma karşıtı ürünlere bakmaya başlayacaksınız. Ama sizin görmeyi istediğiniz vücutla örtüşmeyen ya da mükemmel olmadığını düşündüğünüz aynadaki görüntüye odaklanmazsanız, gerçekliğin hiçbir görselle de bir alakası kalmaz. Gözlerinizi kapatın. Ya sorunun ya da iyiliğin sinyallerini hissediyorsunuz. Bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Gözünüzün önünden bir şeyler geçip gidiyor. Bütün gelip geçen hisler gibi. Ama ben alanında bu kısa süreli deneyimler sadece geçip giden görüntüler. Esas siz ise bu geçip giden görüntüleri seyreden bir yolcu. Dikkatinizi bütün bu görüntülere kaydırabiliyorsunuz ama farkındalığınız oynamıyor. Farkındalığınız her zaman olduğu yerde. Herhangi bir yargı olmadan bende. Yargı olmaması hali insanı özgürleştiren bir şey ve bu yüzden de tam meditasyonun en önemli amaçlarından biri. Patron kim? Beyniniz zihninizin herhangi bir halini
diğerinden daha çok önemsemez. Kendini duruma göre adapte eder. Ancak zihin ve beden arasındaki kopukluğun beynin içinde güçlü ve uzun bir etkisi vardır. Ekonomik olarak kaygılar midenizde kasılmalara, iştahınızı kaybetmenize sebep olabilir. Bu endişeler bittiği anda beden zihnin o bölgeleri normal haline geri dönerler. Ancak sürekli kaygılanmak huylarınızdan biri ise zamanla beyninizdeki yolları değiştirmişsiniz demektir. Alışkanlıklardan ötürü oluşan bu yollar hiçbir zaman değişmezse beyninizde kaygılarınıza katkıda bulunurlar. Aynısı depresyon gibi uzun süre devam eden psikolojik bir rahatsızlık içinde geçerlidir. Beyni etkiler. Neyse ki beyin kendini değiştirebilir. Üzüntü siz bir şey yapmasanız da kendiliğinden geçecektir. Ruh haliniz karanlıktan aydınlığa değiştiğinde beyniniz de kelimenin gerçek anlamında değişir. Bunu nasıl yapıyor? İşte burada sadece bilincin çözebileceği bir takım gizemler var. Beyin ancak kontağa basarsanız çalışan bir araba gibi değildir. Beyin ikili kontrol sistemiyle çalışır. Yani hem bilinçli hem de bilinçsiz dürtülere cevap verir. Henüz kimse bunun mantıklı bir açıklamasını yapamadı. Bilinçsiz süreçler sizin yönlendirmeniz olmaksızın ilerler. Tansiyon, kalp atış hızı, sindirim, bağışıklık sisteminiz, endokrin hormonlarının dengesi ve buna benzer pek çok şey hakkında farkındalığınız yoktur. Uykudaysa zaten bir vücudunuz olduğunun farkındalığını bile kaybedersiniz. Uyanık olduğunuzda nöronların nasıl çalıştığını bilmeden düşünceleriniz oluşur. Hatta tıp bilgisinin olmadığı anlarda bir beyninizin olduğunun bir kanıtı bile yoktur. Beynin sizin yönergelerinizle ya da kendi kendine hareket etmesi normaldir. Bu ikili kontrol mekanizmasının arkasındaki gizem, sinir sisteminin bilinçli ve bilinçsiz yapılan aktiviteleri birbirinden nasıl ayırdığı sorulduğunda derinleşiyor. Örneğin, nefes alıp verme işiyle ilgili olan sinirler, işlerini otomatik olarak sizin içinde bulunduğunuz durumun gerektirdiği gibi yaparlar. Nefes alıp verişimiz, kavga, stres, gerilim, cinsel arzu, yorgunluk ve bunun haricinde hava irtifası, oksijen seviyesi, hava kirliliği, alerjenler gibi dış faktörlerin neler olduğunu da ele verir. Aynı zamanda kendiniz derin bir nefes alarak ritminize müdahale edebilirsiniz. Normalde istem dışı yapılmalarına rağmen kendiniz de iç geçirebilir, esneyebilirsiniz. Tam hapşıracakken durdurmaya çalıştığınızda isteyerek ve istem dışı olmak üzere iki tür nefes mekanizması birbiriyle çarpışır ve bazen siz ne kadar durdurmaya çalışırsanız çalışın hapşırık kazanır. Beynin otomatik olarak çalışmaya karar verdiğini ya da vermediğini söylemek doğru olmaz. Böylesine bir açıklama beyninizi sizden daha fazla bilinç sahibi yapar. Bu kendi kendini süren bir arabanın sadece yazılımı tarafından kontrol edilmesi, bir de sürücüyü de kontrol etmesine benzer. Bir arabaya tüm yetiyi vermek, sürücünün karar vermesini engellemiş olur. Ya da trene binen bir arkadaşınıza el sallamak istediğinizi düşünün. Ama beyniniz kendi kendisine karar veriyor ve hayır, ben veda etmek istemiyorum diyor ve kolunuzu kaldırmanıza engel oluyor. Bu mümkün değil. Bunu herkesin bilmemesinin sebebi beden zihnin kusursuz çalışması ve sizin de her zaman kontrolün kimin elinde olduğunu bilmemeniz. Her şeyin kendi zihni olsaydı insanı ele geçirirlerdi. Shakespeare'in en psikolojik sonelerinden birinde kontrolün kimde olduğu önemli bir yer tutar. 129. sone, cinsel arzunun karakteri ele geçirmesi ve orgazma ulaşılır ulaşılmaz da bırakılması ile ilgilidir. Şöyle başlar. Acıkan kösnü ruhu yıkıp geçer boşuna. Utanç mezbelesinde zevk alıncaya kadar. Yalancıdır, kalleştir, susar kana ve cana. Azgın ve korkusuzdur, haindir, sert ve gaddar. Ama keyif sürünce birdenbire tiksinir. Delice istediği öksesine girdi mi, nefret eder delice, sanki yutmuş gibidir.
yutanları çıldırsın diye konulmuş yemi hem kovalarken çılgın hem ele geçirince delirir. Elde etti, edecek diye güya. Yaşanırken mutlu da üzgün sona erince. İlkin sevince çağrı, sonra bomboş bir rüya. 12 mısralık bir şiirle beynin çifte kontrolünün ne kadar aşırı bir şey olduğunu anlıyoruz. Mantık ötesi cinsel bir dürtü her şeyi yönetiyor. Şehvet o kadar güçlü ki Shakespeare onu totaliter bir rejimin cani diktatörünü anlatır gibi anlatıyor. Şehvet bittiğinde ise bunun sonrası var. Mantık geri geliyor. Utanç ve pişmanlık başlıyor. Ve geri dönüp bakıldığında şehvet bir insanı tuzağa düşüren bir yemden başka bir şey olmuyor. Shakespeare neden cinsel arzuyu bu kadar utanç dolu bir şey olarak göstermek istiyordu? Belki de evli bir adamın itiraflarıydı. O aylar boyu Londra'da yaşarken karısı Stratford'da yaşıyordu. Sadakatsiz bir adam yaptığı her şeyi açıkça bir şiirle itiraf mı ediyor yoksa sadece bazen aklının çelindiğini mi söylüyordu? Utanç aynı zamanda cinselliği günah olarak nitelendiren dini inancın da bir yansıması olabilir. Elizabeth dönemi yaşam, özellikle de tiyatro çevrelerinde bir hayli rahat ve açık saçık olmuş olsa da, cadı avcısı püriten rahipler, aktörleri yan kesiciler ve fahişelere benzetmeye meyillilerdi. İstemli ve istem dışı aksiyon, göz önünde bulundurularak düşünüldüğünde, 129. sone, sadece cinselliğin, kendi zihni varmış gibi birini ele geçirmesinden çok aslında insanın durumunu ortaya koyar. Kontrolün kimin elinde olduğunun gizemi bize işte dedirten ve merak uyandıran anlarla da vurgulanıyor. Bir anda çoğunlukla beklenmedik bir anda bir içgörüyle yaratıcı bir buluş yaptığımız anlar gibi. Londra Üniversitesi'nden Profesör Joydeep Bhattacharya ve meslektaşları bir grup gönüllüden sözel bir bulmacayı 60 ila 90 saniye içinde çözmelerini istemişler. 90 saniyede bulamazlarsa bir ipucu verilmiş. Deneklerden bazıları bulmacayı çözebilmiş ve EEG ile ölçülebilen beyin dalgaları kimin hangi gruba düşebileceğini tahmin etmiş. Bulmacayı nasıl çözeceğini aniden bulanlarda yüksek sıklıkta gamma dalgaları olduğu gözlemlenmiş. Bu çıkışlar beynin sağ temporal lobunda yani başka şeylerin yanı sıra zihinsel vites değiştirmeye yarayan bölgede gerçekleşiyormuş. Gama dalgalarındaki yükseliş deneyin cevabı vermesinden 8 saniye önce görülüyormuş. Araştırmacılar gama dalgalarında görülen bu yükselmenin dönüşümsel fikirlerde de var olduğu sonucuna varmış. İyi fikirlerin nereden geldiği hakkında ortaya görüşler atan araştırmacılardan biri, cesurca kaynağın, zihninizde oluşturabilecekleri mümkün, yakın bağlantıları keşfeden hücre ağları olduğunu söyledi. Bu sonuca ancak beyin hücrelerinin etraflarına bakıp, doğru bağlantıları bulup, önce kendilerinin işte dedikten sonra, bunu sizin zihninize taşıdığına inanıyorsanız ulaşabilirsiniz. Bir siber mühendis bilgisayar devresinin nasıl çalıştığını anlatırken, makinenin iç sistemiyle sizin ekranın kelimeleri, fotoğrafları, videoları gösterdiği monitörde gördükleriniz arasında bir boşluk oluşturulduğunu söyleyecektir. Siz YouTube'da bir paraşütçü seyrederken video bilgisayarınızın ya da akıllı telefonunuzun devresinde mi oynuyor? Kesinlikle hayır. Bir bilgisayarın devresinde sadece dijital işlem devam eder. Video sizin farkındalığınızda işlemektedir. Aynı şekilde videodaki paraşütçü de paraşütü açmadan önceki düşüşün coşkusunu beyninde yaşamamaktadır. Beyin çeşitli kimyasal iyonlar ve elektrik sinyallerini işleten organik bir devredir. Atlama farkındalıkta yaşanır. Beynin devresi bir bilgisayarın paraşütçünün uçaktan atlama anını deneyimlemesinden daha fazla deneyimlemez. Kişi olmadan deneyim de olmaz. Nörobilimi küçümsemiyorum. Hiçbir şey olmasa beyin aktivitesini anlamak, epilepsi, Parkinson, Alzheimer gibi beyin ile alakalı hastalıkların tedavilerini bulmak için gereklidir.
sadece insanların bir devrenin tutsağı olmadıklarını, bin yıllardır da böyle olduğunu anlatmak istiyorum. Geçmişimizde bir yerde Homo sapiens'in devre sisteminden farkındalığa geçtiği evrimsel bir sıçrama meydana geldi. En gelişmiş ve hızlı bilgisayar böyle bir sıçrayış yapamaz. Çünkü tıpkı beyin gibi bilgisayarın da deneyimleri yoktur. Peki o halde patron kim? En akla yatan cevap kimsenin patron olmadığı. Beden zihin bazen bir, bazen diğer modda, bazen isteyerek, bazen otomatik olarak hareket eder. Patrona gerek yok. Size bile gerek yok. Siz de bu tamlığın bir parçasısınız. Eğer illa bir cevap gerekiyorsa, bilincin kendi kendini yönettiğini söyleyebiliriz. Bir görsel canlandırma bize yardımcı olabilir. Okyanusu düşünün. Kasırgalarda kopabilir, sakin de kalabilir. Sıcak ve soğuk akımlar hareket eder. Yüzeyin altında sayamayacağımız kadar çok su hayatı yaşanmaktadır. Hepsi de kendi döngüsünde hareket eder. Bazıları avcıdır, bazıları av. Okyanusun patronu kimdir? Okyanusun kendisi olabilir. Kendi kendini ayakta tutan bir ekosistem. Buna benzer olarak bilinç de bir ekosistemdir. Beden zihinde yaşanan her şeyden sorumludur. Tam meditasyon. 10. ders. Sınırsız. Mercan kayalıkları arasında yüzen bir balık için okyanusun sonu yoktur. Bir ekosistem olarak okyanus, içinde yaşayan her şeyi yaratmış ve onların yaşamalarını sağlamıştır. Bilinç de bir ekosistemdir. Gerçekten hiçbir sınırı yoktur. Çünkü sudan dışarı çıktığında su dışında başka bir ekosistem olduğunu gören bir uçan balıktan farklı olarak kimse bilinç dışına sıçrayamaz. Böyle bir hareket hayal bile edilemez. Biz bu sınırsızlığa bağlıyız. Bütünlüğü içinde bilinçle ilgili her şey bizimle ilgili de geçerli. Meditasyon bizi sınırsız zihne iyice yaklaştırır ki o zihin tamdır. Zihin tüm bütünlüğüyle deneyimlendiğinde sınırlar ortadan kalkar. İnsan zihninin kendi kendine bu kadar sınırlar koymasının ne kadar anlamsız olduğunu anlar. Uyanış sınırların ne kadar gereksiz olduğunu size gösterir. Özellikle de bu sınırların olmaları gerektiğine inanmışsanız. Sınırsız zihne giden yolda amaca bir anda ulaşılmaz. Bu bir süreçtir. Ama amacı zihin gözüyle görmeye çalışmak faydalıdır. İşte sınırsızı birkaç dakikalığına hayal edebilmek için bazı yöntemler şunlar. Bulutsuz, güneşli bir günde bir parkta sırt üstü yatın ve mavi gökyüzüne bakın. Bu mavilikte rahatlayın ve başka hiçbir şey düşünmeyin. Şimdi maviliğin ötesine bakın. Bunu yapmanın bir tarifi yok. Sadece deneyin. Bir an gökyüzünün sonsuzluğun önündeki bir tabaka olduğunu hissedebilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve büyük bir hızla uzaya giden bir NASA kapsülünün içinde olduğunuzu düşünün. Yıldızların yanınızdan gelip geçtiğini ve galaksilerin yaklaştığını görün. Daha da hızlanın ve yıldızları ve galaksileri de arkanızda bırakın. Şimdi artık sadece karanlık var ve hızınızı da hissetmiyorsunuz. Uzayın boşluğunda sallanıyorsunuz ve sadece onun sınırsızlığının farkındasınız. Sevdiğiniz bir müziği dinleyin ve güzelliğinin verdiği tatlı duyguyu hissedin. Şimdi müziği durdurun ama tatlılığını hissetmeye devam edin. Neden ortadan kayboldu? Ama his aynı şekilde duruyor. İşte sınırsız mutlulukta böyle bir his. Hiçbir nedene ihtiyacı yoktur. Çünkü kendiliğinden vardır. Eğer bilinç kendini yönetiyorsa her şeyi yapabilir. Ama kişisel deneyimimiz çok farklıdır. Biz her şeyi yapamayız. Çoğunlukla yaptığımızın o kadar önemsiz olduğunu düşünürüz ki fark etmez de zaten. Bu değişmeli. Yoksa sadece gerçekliğe dönüşmeyen güç ve olasılıkların hayallerini yaşarız. Bilincin tüm gücü şimdi ve burada ona ihtiyacımız varken nerede? İşte birazdan cevabını arayacağımız soru bu.